Evet, merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün un helvası, klasik un helvasının tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 2 su bardağı kadar unumuz var. 2 su bardağı yaklaşık şekerimiz var. 2 su bardağı suyumuz var. 1 çay bardağı sıvı yağımız. Bir 100 grama yakın tereyağımız var. Mutfağa ilk defa girip, İlk defa bir helva yapayım deyip denemek isteyen kişilere özellikle vermek istiyorum. Herkes muhakkak farklı tarifler biliyordur ama mutfakta ilk defa denemek isteyenler için basit, klasik bir helva tarifi. Öncelikle ocağımızı yakıyoruz. Ve tereyağımızı içine alıyoruz. Sıvı yağımızı alıyoruz. Tereyağımız biraz eridikten sonra sadece sıvı yağla da yapılabilir. Tereyağı lezzet veriyor. Daha toplayıcı olduğu için. Evet, eriyen ve ısınan yağlarımızın içine unumuzu ilave ediyoruz. Ölçü aynı olsun. Bardaklarımızın ölçüsü. Ve yavaş yavaş böyle biraz bunların rengi dönene kadar kavuruyoruz. Evet, unumuzun rengi değişene kadar kaşığımızın arkasıyla bastıra bastıra, ara sıra böyle karıştıra karıştıra yavaş yavaş güzelce, evet, kavrulan unumuzun içine yavaş yavaş ısınmış, hafif ılımış olan suyumuzu ilave ediyoruz. Bu renk kıvamını insanlar kendileri ayarlayabilir. Çok koyu olmayacak, çok açık renk olmayacak. Böyle hafif döndüğü an ve suyu dökerken ocağımızın altını iyice kısıyoruz. Hemen karıştırıyoruz. Sürekli hızlı hızlı diğer suyumuzu yardımcı ilave ediyoruz. Ve sürekli karıştırıyoruz. Hızlı hızlı. Böyle bastıra bastıra kaşığımızla tüm unlarımızın suyu yemesini sağlıyoruz. Böyle kısık ateşte kaşığımızın arkasını bastıra bastıra böyle güzelce ve suyun tamamen aldıktan sonra altını kapatıyoruz. Kapatıyoruz altını. Tamamen suyunu aldıktan sonra şekerlerimizi ilave ediyoruz. Ve bunları da güzelce karıştırıyoruz. Evet, diğer şekerimizi de güzelce döküyoruz. Az önce karıştırırken helvamızdan kenara sıçradı. Bizde aç biri gelecek derler. Öyle de bir esprisi var. Ve güzelce bu şekerimizi de karıştıra karıştıra helvamıza yediriyoruz. Evet, güzelce şekerimizi de yedirdikten sonra artık helvamızın kapağını kapatıyoruz. Bir 20 dakika kadar sofra bezine sarıyoruz. Bekletiyoruz. Evet, helvamızın ağzını kapatıyoruz hemen ve üstünü kapatıp bir 20 dakika kadar böyle bekletiyoruz. Sonra servis yapıyoruz. Evet. Güzelce demlenen helvamızı bir kere şöyle alt üst ettikten sonra artık helvamız yenmeye hazır. Hiç bak pütüklenmiş yok. Yani toplanmış unu yok. Çiğ kalan yeri yok. Gayet güzel, klasik, doğal, katkısız bir helva. İster kaşıklarla böyle şekil vererek yapabilirsiniz servisinizi. İster elinizle şekil vererek yapabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Evet, böyle güzelce kaşığımızın içine alıyoruz. Öbür kaşıkla bastırttırarak fazlalıklarını gideriyoruz ve kaşıkla buraya indiriyoruz. Kaşık şeklini almış oluyor. Evet, helvamız hazır. İsteyen üstüne tarçın, isteyen böyle Hindistan cevizi sepeleyebilir. Afiyet, şifa olsun.
Allah kabul etsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.